Tarihten ders almak gerekiyor değerli izleyenler. Biz şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. 17 Aralık'ta başlayan Bakü Türk Film Haftası bugün kapanışı yapılıyor. Fatih Avanos bekliyor bizi Bakü'de. Fatih. Merhaba Fatih. Bugüne kadar yaşananları, programın detaylarını, bugün kapanışın nasıl olacağını senden dinleyelim. Dolu dolu, kültür dolu, medeniyet dolu ve etkileşim dolu bir haftayı geride bırakıyoruz. Bakü Türk Haftası filmleri, Türk filmleri haftasında artık son güne girildi. Türk oyuncular, sinema sektörü temsilcileri, yönetmenler bu noktadaydı ve gerçekten sadece film gösterimi olarak dersek yanlış olur. Çok geniş kapsamda bir etkinlikti ve detayları, ayrıntıları, neler yaşandığını birebir aslında Türk Filmleri Haftaları koordinatörü bu etkinlikleri tüm Türk dünyasında düzenleyen bir isimle Sayın Öner Kılıç'la konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Güzel bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Öncelikle nasıl bir hafta oldu? Hangi filmler vardı? Neler yaşadınız? Öncelikle teşekkür ederim Fatih Bey. Sağ olun. Bizim bu etkinlikler 2015'ten beri devam ediyor. TRT bizi yalnız bırakmıyor. TRT'ye teşekkür ederek başlamak istiyordum. Sağ olun. Bu hafta pandemiden dolayı bir 2 yıl ara vermiştik. Bu sene yine coşkun bir şekilde başladık. 7 filmle bu sene geldik özellikle. Bu filmleri getirirken genellikle Türkiye'nin kültürünü ve bu coğrafyadaki kardeşlerimizle özdeşeceğimiz şeyler, filmler seçiyoruz. Muhakkak bir ödüllü film getiriyoruz. Önemli olan balalarımızı unutmuyoruz. Muhakkak bir animasyon film getiriyoruz. Bu hafta çerçevesinde Türkiye'yi de Oscar'da temsil eden Bağlılık Hasan, Ankara Yazı, Aşkın Ömrü. Çünkü gençlere de unutmamak gerek o romantizmi, aşkı da anlatmayı. Gençler için öyle bir film getiriyoruz. Tabii kahraman, Türklerde kahramanlık bitmez. Hepimiz biliyoruz, Allah rahmet etsin, 15 yaşında bir kahramanımız vardı. İyi ki varsın, Eren'i getirdik. Bizim kutsal değerlerimiz var, bizim maneviyatımız var. Bunu anlatan Adanış filmini getirdik. Hakeza biraz daha biz duygusal milletiz, dramı da severiz. O yüzden 7. Koğuştaki Mucize'yi getirdik. O insanın o anne baba bağlılık, aile bağlılığını anlatan bu filmlerle geldik ve ilgi çok iyiydi. Yani sağ olsun Bakü'den insanlar telefon ediyorlar, ödenişsiz mi diye. Tabii ki diyoruz. Yeri ayırtmamız gerek mi diyoruz. Ya buyurun gelin, başımız gözümüzün yeri var. Yani hem buradan hem bizden birebir soruyorlar ve salon hep doluyor. Yani büyük de bir salonda, 500 kişilik salonda yapıyoruz ve salon her gün doluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani çünkü amacımız Türk sinemasını Türk coğrafyasına tanıtmak, Türk coğrafyasının sinemasını Anadolu'ya taşımak. Çünkü bizim kültür birliğimiz var. Bunları sinemanın yoluyla, kültürle birleştirmek istiyoruz. Bu konuda da güzel gelişmeler oldu. Mutluyuz yani. 2015 yılından bu yana bu etkinlikleri düzenliyorsunuz. Burada farkındalığı da, Türk sinemasına ilgiyi de arttırdınız aslında. Çok iyi takip ediyorlar. Ama siz sadece tabii filmleri getirmiyorsunuz. Oyuncular da galada buradaydı, yönetmenler. Onlar neler yaptı? Onların programları nasıldı? Şimdi ana amacımız dedim ya, film seyrettirmek değil sadece. Birlikte etkileşim oluşturabilmek. Yönetmenleri getirdik. İşte Semih Kaplanoğlu, Mustafa Kara, Tunç Davut, Murat Şeker, işte oyuncularımızdan İpek Tuzcuoğlu, Umut Karadağ, film prodüktörleri getirdik. Mehmet Bey'i, Galip Bey'i. Onlarla da bir Azerbaycanlı yönetmenler, yapımcılarla, prodüksiyon şirketleriyle, Sayın Bakan Yardımcımızın da, Sinema Genel Müdürümüzün de katıldığı, Azerbaycan Sinema Genel Müdürünün de olduğu ve Azerbaycanlı yapımcılarla bir ikili ortak filmler üzerine bir toplantı yaptık. Karşılıklı neler yapabiliriz? Ve bu konuda insanlar birbirlerle işte projeler tartıştılar. Biz bunlara Türkiye'de nasıl destek verebiliriz? Azerbaycan'da ortaklıklar ne olur? Hem resmi hem de özel şirketlerin insanlarıyla güzel bir verimli bir toplantı oldu. Yaklaşık 4 saat falan sürdü toplantı. Yani beklediğimizin de üzerinde. Onun dışında tabii bu sanatçılar gelmişken burada da üniversitede gençler var. O çocuklar Türkiye'den gelen oyuncuları tanımak istiyorlar. Bakü Devlet Üniversitesi'nde bir söyleşi yaptık. Sadece oyuncularla. İnce Sanat Üniversitesi var. Oradaki çocuklara da özellikle yönetmenleri götürdük. Çocuklarla bir film nasıl çekilir? İşte film yaparken nelere dikkat etmek gerek? Bir yönetmen öyle aslında bir ders gibi bir şey oldu. Yaklaşık bir 3 saat falan da o sürdü. Sonra bir de senaryo yazım teknikleri üzerine bir master class yaptık Yarat Merkezi'nde.
Türkiye'nin önemli yönetmeni Semih Kaplanoğlu, uluslararası tanınmış bir yönetmenimiz. Semih Hoca 2 saat Azerbaycanlı sinemacılarla bir senaryo nasıl oluşturulur, bunun karşılıklı tartışmasını yaptık. Yani Semih Hoca tek başına anlatmadı. İnsanlar merak ettiği sorular, öyküler üzerine, Semih Hoca öyküler nasıl canlandırıyor, nelere dikkat ediyor, buradaki insanlar bir de çok ilgililer. Yani o bizi mutlu etti. Çok güzel sorular sordular. Hem film bittikten sonra oyunculara, yönetmenlere hem de bu toplantılarda çok güzel, çok ince detayları sordular. Ve biz de Türkiye'den gelen yapımcılar, yönetmenler, oyuncular olarak da bu insanlara katkı sağlamaya bir şey anlatıyor aslında, çok şey de öğrendik. Çok çok faydalı geçmiş ve harika olmuş. Son olarak da devam edecek mi, başka bir noktaya da evrilecek mi bu etkinlik? Şimdi biz bu film haftalarını başlatırken ana amacımız Türk dünyasının ortak bir film festivali amaçlamıştık. 2 yıl önce bunun başlangıcını yaptık. Bunu yaparken de ya adı ne olsun dedik. Şimdi Dede Korkut, Korkut Ata, bu bizim bütün Türk dünyasının ortak akil hocamız bizim. Bizim kültür hocamız. Korkut Ata isminde 2 yıl önce İstanbul'da birincisini başlattık. Artık bu bir festivale dönüştü. Film haftaları yine devam edecek ama artık Türk dünyasının kendine ait bir ödülleri olan, festival olan ve buradan şeyi de söyleyeyim, Sayın Bakanımız da söyledi, bir de fon oluşturduk. Artık Türk dünyasında sinema filmi yapacaklar. Nasıl Yöremaj gibi bir fon varsa artık Türkiye'nin de Türk dünyasında böyle bir fonu oluştu. Fon da inşallah üçüncüsünü Şuşa'da, 2023'te Şuşa'da yapacağız. Şuşa'da da fonun ilanını yapacaklar. Aslında ben buradan söylüyorum ama bakanlar düzeyinde bunun bütün altyapısı şeyleri hazırlandı. Şuşa'da da artık fonunda ilan edilecek. Biz burada Korkut Ata ödülleri vermeye başladık. En iyi oyuncu, en iyi şey, umut veren senarist. Bunlara maddi destekler de artık verilmeye başladı. Sadece bir sembolik olarak bir heykel vermiyoruz. Genç sinemacılara artık film yapmaları için kısa film falan yap, senaryo destekleri veriliyor. Bu bizi mutlu ediyor. Yani Türk dünyası gelecek. Yani Türk dünyasının kendine özgü bir sinema festivali olması gerekiyordu. 2015'te bunu başlatırken amacımız buydu. Şu anda 2 yıldır yapılıyor. Üçüncüsü de dördüncü, beşinci artık yüzlerce gidecek. Yani beni bir film haftası koordinatörü olarak çok mutlu etti. Sağ olsun bakanlarımız da bu konuda çok şey yaptılar. Tabii bu etkinliğe biz sadece film haftalarıyla gelmedik. Aslında bir de karma kültür toplantısı yapıldı burada. 2 gün boyunca. Türkiye'deki bütün Kültür Bakanlığı genel müdürler, sinema genel müdürümüz, güzel sanatlar genel müdürümüz, bütün genel müdürler, bakan yardımcıları ve Azerbaycanlı bütün genel müdürler kültür alanındaki ortak memorandumlar yapıldı. Yani birlikte ortak tiyatrolar, ortak sinemalar, ortak işte güzel sanatlar üzerine de 2 gün çok da güzel bir çalıştay yapıldı. Evet. Bu da bu film haftasının da bizim başlattığımız bir şey, iyi bir yol aldı gidiyor, bizleri mutlu ediyor bu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet, Bakü Türk Filmleri Haftası, genel olarak Türk Filmleri Haftası koordinatörü Sayın Öner Kılıç'la sadece Azerbaycan özelinde değil, bundan sonraki projeleri de konuştuk. Üçüncü Korkut Ata ödüllerinin Şuşa'da olacağı müjdesini de aldık diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Söz yeniden size bırakalım. Fatih Havanos'a teşekkür ediyoruz. Bakü'den Türk Filmleri Haftası'nın son gününden detayları aktardı bize.